Enes Köroğlu kanalından merhabalar. Bu videoda şu an ekranda görmüş olduğunuz neon efektli logo yapımını Photoshop programı ile göstereceğim. Ben bu logoyu Vermin Vibes yazı fontundan V harfini kullanarak tasarladım. Yazı fontunun linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Siz de ister isminizin baş harfini, isterseniz diğer harfleri kullanarak hayal gücünüze göre logonuzu tasarlayabilirsiniz. Haydi başlayalım. Photoshop'a giriş yaptık. Genişliği 1920'ye 1080 olarak ayarladım. Oluştur diyorum. Ve sayfamız açılmış oluyor. Neon efektinin net bir şekilde gözükmesi için arka planımızı siyah yapacağım. Arka planı siyah yapmak için hemen katmanlar kısmına geldim. Kilidimi kaldırdım üzerine bir kere tıklayarak. Ve katman sıfırın üzerine iki kere tıklıyorum. Buradan renk kaplamaya geldim. Beyaz rengi siyah olarak değiştiriyorum. Tamam dedim. Tekrar tamam dedim ve arka planımı siyah olarak ayarladım. Daha sonra sol taraftaki araçlar kısmından buradan hemen yatay yazım aracını seçiyorum. Bir kere tıkladım. Sayfamın üzerinde boş bir yere tıklıyorum ve yukarıdan yazı fontumu seçeceğim. Videonun başında da bahsetmiştim. Vermin Vibes yazı fontunu kullandım ben. Aşağı iniyorum. Buradan Vermin Vibes yazı fontunu seçtim. Ve bakın A, B, C, D, E bu şekilde yazı fontumuzun harflerini örnek olması için yazdım. Buradan dediğim gibi istediğiniz harfi kullanabilirsiniz. Benim V harfi çok hoşuma gittiği için ben bu logoyu yaparken V harfini kullandım. Bakın V harfi bu şekilde. Bunu buraya yazdım. Yukarıdan okeyledim. Ve sol taraftaki araçlardan en üst kısımdaki taşıma aracını seçtim. Katman kısmında da zaten hemen V katmanı oluştu. CTRL ve T tuşuna birlikte basarak yazımı hemen büyüteceğim. Bakın buradan bu şekilde basılı tutarak büyütüyorum. Şöyle tam ortalayacağım. Bu şekilde iyi. Yukarıdan tiki işaretine bastım. Ben logoda güzel bir görüntü oluşturması için harfi ortadan ikiye böleceğim ve istediğim şekilde ayıracağım. Bunun için de sol taraftaki araçlar kısmından buradan kalem aracını seçiyorum. Bakın kalem aracını seçtim. Sizde kalem aracı bu şekilde değilse buraya sağ tıklayarak bakın buradan seçebilirsiniz. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak için klavyemizden alt tuşuna basılı tutarken mouse'umuzun tekerleğini hareket ettiriyoruz. İleri doğru hareket ettirdiğimizde yakınlaşır ve geri doğru hareket ettirdiğimizde uzaklaşır. Alt tuşuna basılı tutmayı unutmayın. Evet şu an alt tuşuna basılı tutuyorum ve yakınlaşıyorum harfime. Başlamadan önce yeni bir katman oluşturmam gerekiyor. V harfi katmanımız seçiliyken sağ en alttaki çöp kutusunun yanındaki artı butonuna bir kere tıklıyorum ve yeni katman katman birimi burada oluşturuyorum. Kalem aracım seçili. Yukarıdan yol olmasına dikkat edin. Burası şekil olursa farklı şekilde noktalar atarsınız. O yüzden burayı yol yapıyoruz. Daha sonra alt tuşuna basılı tutarak tekerleğimle yakınlaşıyorum. Bakın pikselleştiğini fark ettiniz. Hemen şuraya bir nokta attım ve buradan başladım. Kaydırıyorum kenara doğru. Buraya yakınlaşıyorum. Daha sonra buraya bir nokta attım ve bakın çizimimizin ilk halini yapmış olduk. Şu şekilde devam edeceğiz. Şuraya yakınlaşıyorum. Ve bakın tam şu noktaya noktamı attım. Çizgim de düz olmuş oldu. Şimdi bu kısmı böleceğimiz için buraya da bir nokta atacağım. Bakın şöyle rastgele bir nokta attığımda çizgimin düz olmadığını fark ettiniz. Ctrl Z tuşuna birlikte basarak Hemen son noktamı geri alıyorum. Yapmış olduğum işlemleri bir adım geriye alıyorum. CTRL Z tuşuna basarak. Bakın buranın düz olması için rastgele nokta atıp CTRL Z ile geri alıyorum. Bakın şu an düz oldu. Gördük. Yakınlaşıyorum. Evet noktamı düzgün bir şekilde seçmişim. Hemen tekrar uzaklaşıyorum. Şimdi şuraya yakınlaşıyorum. Şuradan noktamı seçtim ve başladığım noktayla son olarak tıkladığımda birleştirmiş oldum. Hemen sağ tıklıyorum. Buradan seçim yap diyorum. Tamam diyorum ve seçimimizi yapmış olduk. Sol taraftaki araçlar kısmından ikinci dörtgen işaretleme aracını seçiyorum. Ve yine buranın üzerine gelip sağ tıklıyorum. Dolgu kontur yazıyor. Kontura tıklıyorum. Karşımıza böyle bir panel geliyor. Buradan genişliği 7 yapıyorum. Rengimi seçiyorum. Ben bu şekilde mavi olarak ayarladım. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben şu an açık mavi olarak ayarladım. Tamam dedim. Konumu içeri yapıyoruz. Modu normal ve opaklığı da 100 yaptıktan sonra tamama tıklıyorum. Bakın seçmiş olduğumuz alan içeriye doğru mavi bir renkte derinlik elde etti. Gözü kapattığımızda harfi bu şekilde gözüküyor. Bir kere tıklıyorum, seçili alanım kayboldu. Şimdi hemen bu katmanım seçiliyken katmanımı kopyalayacağım. Katmanı kopyalamak için sağ tıklayıp buradan katmanı çoğalt diyebilirsiniz veya katman seçiliyken klavyenizden Ctrl ve J tuşuna birlikte basabilirsiniz. Ben Ctrl ve J tuşuna bastım. Hemen katman bir kopyam oluşturuldu. Katman bir kopyam seçiliyken yukarıdan filtreye geliyorum. Buradan bulanıklaştır ve Gauss bulanıklığına tıklıyorum. Karşımıza bu şekilde bir panel geliyor. Yarı çap istiyor bizden. Burayı 10 yapıyoruz. Yarı çapı 10 yaptım. Bakın ışığımızın geldiğini gördünüz. Neon efektimizin geldiğini fark ettiniz. Tamam diyorum. Zaten buradan göze de basıp açıp kapatarak fark edebiliriz. Gördüğünüz gibi. Katmanlar kısmından tekrar aşağıdaki katman 1'e geliyorum. Ve yine bu katmanı kopyalayacağım. Ctrl J'ye bastım Katman 1 kopya ikim oluştu Seçiliyken üzerine iki kere tıklıyorum Panelimiz karşımıza geliyor katman stili panelimiz Buradan renk kaplamayı seçiyorum Bunu da beyaz yapacağız Beyaza getirdim ve tamam dedim Bakın ışık efektimiz biraz beyazlaştı burada fx yazısı ortaya çıktı Bu katmanımı seçilirken tekrar sağ tıklıyorum Katman stilini rasterleştir diyorum Ve FX yazısı kayboldu. Daha sonra bu katmanı üzerine basılı tutarak yukarıdaki katman bir kopyanın üzerine getiriyorum. Şimdi tekrar yukarıdan filtreyi tıklıyorum. Bulanıklaştır, Gauss bulanıklığı. Bu sefer yarıçapı 10 değil de 2 yapacağım. 2 yaptım. Tamam diyorum. Şimdi buradaki normali kaplama yapacağız. Üzerine bir kere tıklıyorum. Bakın kaplamaya tıkladım ve beyaz efektimiz mavi olmuş oldu. Sonra da opaklığımızı buradan yüz değerinden 65'e doğru geri çekiyorum. 65'te bıraktım. Aşağıdan V harfini tekrar açıyorum göze basarak. V harfim geldi. Harfimizin ilk parçasını tamamlamış olduk. Bunların hepsini seçip karışmaması için gruplayacağım. Bakın Ctrl tuşuna basılı tutarak katmanların üzerine tıklarsanız hepsini seçersiniz. Bakın şu an katman bir kopya 2 seçili. CTRL'ye basılı tutuyorum. Buna da tıkladım ve buna da tıkladım. Üçünü seçmiş oldum. Şimdi ise bu üç katman seçiliyken CTRL ve G tuşuna basarak üç katmanı bir gruba almış olacağım. CTRL ve G tuşuna basıyorum. Grup bir şeklinde bakın tıkladığımızda bu üç katmanı bir gruba almış olduk. Şimdi aşağıdan V katmanıma geldim. Gözü açtım. Sağ alttan yeni bir katmanı oluşturuyorum hemen. Harfin bu kısmına yakınlaşıyorum. Noktamı buradan alacağım. Bakın, bu noktayı seçtim. Tekrar başlamış olduğum noktayla birleştirdim ve burayı da seçmiş olduk. Hemen sağ tıklıyorum. Seçim yap diyorum. Tamam diyorum. Dikdörtgen aracıma geliyorum. Tekrar sağ tıklıyorum. Kontur diyorum. Genişliğimiz 7 idi zaten. Rengimizi bu sefer mavi değil de sarı yapacağım. Hemen buradan sarıyı seçiyorum. Tamam dedim. Tamam dedim ve bakın sarı çerçevemiz oluşmuş oldu. Daha sonra üzerine bir kere tıklıyorum. Seçim iptal oldu. Katman 2 seçili. CTRL J ile kopyaladım. Tekrar aynı işlemleri yapıyorum. Yukarıdan filtreye geldim. Bulanıklaştır. Gauss bulanıklığı. Yarı çapımızı 10 yapıyorum. Tamam dedim. Katman 2 kopyamız seçili. Hemen katman 2'ye tekrar geldim. Ctrl J ile kopyaladım. Katman 2 kopya 2'm oluştu. Üzerine 2 kere tıkladım. Renk kaplamadan beyaz rengimi seçili, tamam dedim. Sağ tıkladım. Katman stilini rasterleştir dedim. FX yazım kayboldu. Şu V harfini bir kapatalım. Yaptığımız işlemler net bir şekilde gözüksün. Katman 2 kopya 2'mi katman 2 kopyanın üzerine basılı tutarak getirdim. Buraya geldi. Tekrar yukarıdan filtreden bulanıklaştır. Gauss bulanıklığı. yarıçapı çapı 2 yapıyoruz bu sefer. Tamam dedik. Ve buradaki normali üzerine tıklıyoruz. Kaplama yaptığımızda bakın bu şekilde hoş bir görüntü oldu. Opaklığımı da hemen 65 yapıyorum. Hemen bu üç katmanı da CTRL basılı tutup seçerek CTRL G ile grup 2 olarak gruplandırmış oldum. Yani grup 1 bakın gözü açıp kapatıyorum. Bizim V harfimizin mavi kısmı. Grup 2 ise V harfimizin sarı kısmı. Şimdi neon efektlerimizin daha güzel görünmesi için bazı yerleri sileceğiz. Bakın grup 1 hangisiydi? Mavi olan kısım. Grup 1 seçili. Sarı kısmı göze basarak kapatıyorum. Grup 1'im seçiliyken şöyle bir kere daha tıklayarak detaylı açıyorum. Katman 1 kopyaya geldim. Silgi aracımı seçiyorum sol taraftan. Seçtim. Silgi aracımızın boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz. Şunu seçiyoruz. Silgi aracımızı bu şekilde seçtik. Boyutunu 60 yapalım. Enter dedim. Şeklimin üzerine geldim. Basılı tutarak kaydırıyorum silgimi. Gördüğünüz gibi ışıklandırmasını silmiş oldum. Katman bir kopyamız bizim zaten ışıklandırma kısmıydı. Bakın, açıp kapatarak da görebilirsiniz. Işıklandırmayı sildim. Şöyle şuradan da siliyorum. Buraları silmiş oldum. Biraz aşağı geldim. Burayı da siliyorum. Ve biraz aşağıdan burayı da siliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha hoş bir neon efekti vermiş olduk. Katman bir kopyamız seçiliyken. Burayı hemen kapattım. Grup 2'ye geldim. Gözü açtım. Grup 1'in gözünü kapattım. Sarı kısım gelmiş oldu. Aynı işlemi burada da yapalım. Grup 2'yi açtım. Katman 2 kopyam yani ışıklandırmamın olduğu katman. Evet seçili. Silgim de şu an seçili şu şekilde buralarında üzerinden geçerek ışıklandırmamda bazı yerleri siliyorum. Şöyle şurayı da silelim. Bu şekilde ayarlamış oldum bunu da. Grup 2'yi de kapatıyorum. Grup 1'i açtım tekrardan. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir efekt verdik. Şimdi bu iki rengin birleşim yeri yani şurası silmek istiyorum ben. Sarı rengi silelim. İkisi birlikte gözükmesin. Grup 2 seçilirken silgi aracımla geldiğimde bakın uyarı veriyor. Bu şekilde birleştirmeden grupları yapamazsınız diye. Tamam diyorum. Grup 2'nin üzerine sağ tıklıyorum. Grubu birleştir diyorum. Bakın grup 2 birleştirildi. Şimdi silgi aracımla geliyorum. Bakın bu şekilde sarı kısmı istediğim gibi siliyorum. Silgi aracımı biraz küçülteceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu. Aslında mavi kısmı da silelim. Mavi kısmı da pek hoş durmuyor. Grup 1'e geldim. Sağ tıkladım. Grubu birleştir dedim. Yakınlaşıyorum. Ve mavi kısmı da siliyorum. Silgimi biraz büyütüyorum. Harfimi tamamladım ama logomun bu kadar sade olmasını istemiyorum. O yüzden şimdiye kadar yapmış olduğumuz yerleri kopyalayacağım. Ve ters çevirerek aynalama metoduyla V harfini bir de sağ tarafına koyacağım. Bakın grup 1, grup 2 bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz işlemler. Gözü açıyorum. Bunların ikisini yeni bir grupta daha birleştireceğim. CTRL'e bastım. Grup 1 seçili. Grup 2'nin de üzerine tıkladım. İkisi de seçilmiş oldu. CTRL ve G tuşuna basarak grup 3'ü oluşturmuş oldum. Bakın tek bir grup halinde. Grup 3'üm seçiliyken CTRL J ile kopyaladım. Grup 3 kopyamız oluşturuldu. Grup 3 kopyamız seçiliyken yukarıdan Düzenle kısmına geldim. Buradan dönüştür. Dönüştüre geldim ve yatay çevir diyeceğim. Yatay çevire tıkladığım an bakın kopyamız bu şekilde çevrilmiş oldu. Aslında bu şekilde bir logo da olabilir. Ama ben böyle yapmayacağım. Grup 3 kopyam seçili. Araçlar kısmından en üstteki taşıma aracına geldim ve Ctrl T tuşuna birlikte bastım. Üzerine basılı tutup kaydırabiliyorum. Grup 3'ü de şu şekilde sola alalım. Tam ortalayacak şekilde. Ve şimdi de grup 3 kopyamıza geldik. CTRL T'ye basıyorum. Bu şekilde yanına getirdim ve birleştirdim. OK diyorum. İşte logomuzu bu şekilde ayarlamış olduk. Renklerini, logonun tasarımını hayal gücünüze bağlı olarak istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben sizlere bu videoda mantığını anlattım. Lütfen aşağıdan beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.